Pastanelerin vitrinlerini süsleyen en nefis tatlılardan biridir ekler. İçindeki o yumuşacık kreması, üzerindeki enfes soslarıyla kahvelerimizin yanını şenlendirir. Çay saatlerimizin aranan lezzetlerinden olur. Bu zamana kadar ekleri hep dışarıdan aldıysanız, bugün bir farklılık yapıp evde denemek istiyorsanız, tüm püf noktalar için videoyu sonuna kadar izleyin. Aslında hamurun hazırlaması hiç de zor değil. Sadece çok hassas yapıda bir hamur olması sebebiyle yapımı dikkat gerektiren tatlılardan biri. Ekler hamuru için tereyağı, şeker, su ve tuza ihtiyacımız var. Bu malzemeleri tencereye alıp tereyağını suda eritip hafif kaynayana kadar karıştırın. Kaynayan malzemelerin içerisine azar azar unu ilave edip koyu kıvamlı bir hamuru elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Ardından hamuru oda sıcaklığında ara ara karıştırarak soğumayı bırakın. Geldik en önemli aşamaya. Hamur soğumadan pek tabii yumurtalarımızı ilave etmiyoruz. Hamur soğuyunca yumurtaları tek tek hamura kırıp mikser ya da tel çırpıcı ile çırparak hamura yedirin. Yumurtaların hepsini birden ilave etmemeye özen gösterin. Yumurtaların tamamını hamura yedirdikten sonra bir sıkma torbasına aktarıp buzdolabında soğumayı bırakın. Sarı renkte, kremamsı kıvamda bir hamur elde etmiş olacaksınız. Hamurunuz buzdolabında en az 1 saat, ideali bir gece dinlendikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinde dilediğiniz boyutlarda sıkın. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında pişirmeyi bırakın. Bu aşamada fırınınızın kapağını açmayın. Hamurunuzun hızlıca sönmesine neden olabilirsiniz. Ve işte ekler hamurunuz fırından çıkmaya hazır. Hamurunuzu biraz dinlendirdikten sonra ekler kremasıyla birleştirerek ve üzerine enfes bir sos ilave ederek servis edebilirsiniz.